İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile röportaj. Artsakh Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplum Azerbaycan'ın agresif politikasına kesin bir değerlendirmede bulunmalıdır. Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları Artsakh'taki durumu ele aldı. Portland Belediye Başkanı Kate Snyder, Boston Belediye Başkanı'nın yolundan giderek Hocalı'yı anma gününü iptal etti ve özür diledi. Artsakh'ın Martuni bölgesindeki Norşen köyünün eski okulu bir apartman olarak yeniden inşa edilecek, Kahartsi'de ise 14 daireli bina inşa ediliyor. Ararat Dağı'nda karlar erimeye başladı. 1897'de bugün Soğumun Tehliryan doğdu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de silah arkadaşları Usta Karo Kababçyan ve efsanevi komutan Arkadi Ter Tatavosyan'ın hem 1. Artsakh Savaşı hem de 3. Savaşı sırasındaki rolü ve katkılarını bir kez daha anımsadı. İkisi de iki savaş sırasında operasyonlara doğrudan katıldı ve Artsakh'a paha biçilmez yardımda bulundular. Abrahamyan, Usta Karo Kababçyan ile geçtiği yolu anlattı. Ustalığı sayesinde savaştan önce askerlerimizi savaşa hazırladıkları ve ardından Ermeni askeri danslarına dayanan Batı Ermenistan Devlet Başkanı olarak kendisinin savaş sırasında erkek çocuklara eğittiği high jump adlı dövüş sanatlarının yaratıldığını vurguladı. Devlet Başkanı Abrahamyan, General Komandos hakkında konuşurken ise ilk Artsakh Savaşı'ndan bu yana birlikte geçirdikleri uzun yolu belirtti ve bu savaşın gidişatını ve olası sonuçlarını tartışmak için aylar öncesinde kendisinin Komandos ile görüştüğü zaman Komandos'un Batı Ermenistan Devlet Başkanı tarafından hazırlanan ancak uygulanmayan ve şimdi Komandos'un ofisinde tutulan Şuşi Kurtuluş Planı'nı hatırlattı. Görüşmeyi özetleyen Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan, silah arkadaşlarının ailelerine, akrabalarına ve dünya Ermenilerine bir kez daha başsağlığı diledi. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2016 Savaşı'nın yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Armen Press, Artsakh Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını sunuyor. 2016 yılının Nisan ayında 1994'te imzalanan ateşkes ve düşmanlıkların tamamen durdurulmasına ilişkin anlaşmayı ihlal ederek Azerbaycan tüm saldırı cephaneliğini kullanarak Artsakh Cumhuriyeti'ne karşı hem savunma ordusu siperlerini hem de sivil altyapı ve sınır yerleşimlerini hedef alan geniş çaplı bir saldırı başlattı. Uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın savaş suçlarından hüküm giymemiş olması, sonraki yıllarda ODA 27 Eylül 2020 olan militarist özlemlerini yoğunlaştırdı ve Artsakh'a karşı Türkiye'nin desteği ve uluslararası teröristlerin katılımıyla büyük çaplı yeni bir savaşa yol açtı. Uluslararası toplum, Azerbaycan'ın günümüze kadar devam eden saldırgan politikasına, uluslararası hukuka olan aşırı küçümsemesine, Azerbaycan-Artsakh Karabağ sorununun çözümüne yönelik müzakerelerinden vazgeçme girişimlerine kesin bir tavır koymalıdır. Nisan Savaşı'nda Ermeni halkının gösterdiği birlik ve kahramanlarımızın kahramanlıkları sonsuza dek tarihimizin ve nesillerimizin hafızasında kalacak. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Arai Bazyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede üçlü açıklamaya aykırı olarak Azerilerin yanında bulunan Ermeni savaş esirlerinin ve rehinelerin derhal ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşme Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan NÜSİAYM'e aktarılan habere göre Dışişleri Bakanları 9 Kasım 2020 İhtilafı da dahil olmak üzere 11 Ocak üçlü bildirisi ve Artsakh Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili çok çeşitli konuları ele aldılar. Bu bağlamda Bakan Ayvazyan üçlü açıklamada öngörülen yükümlülüklere aykırı olarak Azerbaycan tarafında tutulan Ermeni savaş esirlerinin ve rehinelerin derhal iade edilmesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin Portland Belediye Başkanı Kate Snyder, 1 Nisan 2021 tarihinde yaptığı açıklamada Hocalı'yı anma günü ifadesi ve belediyenin bu konuda yaptığı açıklamalardan dolayı özür diledi. Portland Press Herald farklı perspektiflerden fikir ve görüşler sunan 25 Şubat tarihli makalesinde bu konuyu ele aldı.
Belediye Başkanı yaptığı açıklamada Hocalı'yı anma günü ilan edilmesiyle ilgili deklarasyonun yazılı itirazını değerlendirdikten sonra belediyenin kabul etmiş olduğu bu deklarasyonu iptal etmeye karar verdim. Ne Portland ne de ben bir belediye başkanı olarak topluluk üyelerimiz arasındaki bu uzun süre devam eden farklılıklara dahil olmayı amaçlamadığımızı vurgulamak isterim. Portland topluluğunun deneyimlerini, duygularını ve fikirlerini paylaşan birçok üyesini duydum ve onlarla etkileşime girdim. Yıllarca süren anlaşmazlıklar ve çatışmalar olduğunu anlıyorum. Yine de bu deklarasyonun kamu sicilinden çıkarılmasının şehrin yararına olduğunu düşünüyorum. Tıpkı 10 Mart 2021'de Boston Belediye Başkanı Marty Walsh'ın benzer bir deklarasyonu iptal eden kararını açıkladığı gibi. Bu açıklamanın verdiği acı ve zarardan dolayı bir kez daha özür diliyorum diye ifade etti. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanı Aram Sarkisyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Artsakh'ın Martuni bölgesinde toplam 1250'den fazla bina ve yapının savaş sırasında bombalanarak hasar gördüğünü ifade etti. Kentsel Gelişim Bakanı, Artsakh'ın en çok etkilenen yerleşimleri arasında Martuni şehri ve bölgesinin köyleri yer almakta. Şu anda en çok zarar gören Martuni, Dağavart ve Kırmızı Şuga'da kapsamlı inşaat çalışmaları devam ediyor. Özellikle Kırmızı Şuga'da toplam 150 konut yapılacak. Martuni bölgesindeki Kagarci köyünde 14 daireli bir bina yeniden inşa ediliyor. Norşen köyündeki eski okul binası apartmana dönüştürülmek için inceleniyor dedi. Askeran bölgesi Askaşen mahallesi yakınlarındaki yerlerinden edilmiş ailelere yeni bir konut yapılmasına değinen Bakan Aram Sarkisyan, toprak çalışmalarına paralel olarak özel evlerin temellerinin atıldığını ifade etti. Batı Ermenistan'ın gururu 5137 metre yüksekliğindeki Ararat Dağı'nda karlar erimeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Batı Ermenistan'ın büyük bir kısmını etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Ararat Dağı beyaza bürünürken dağ adeta gelinliğini tekrar giydi. Güzel görüntülerin üzerinden bir hafta geçmeden karlar erimeye başladı. Dağın karlarının erimesi Iğdır'dan görüldü. Sokomon Tehliryan, 2 Nisan 1897'de Batı Ermenistan'ın Yerzinka, Erzincan eyaletinin Bagariç köyünde doğdu. 23 Mayıs 1960 San Francisco, Kaliforniya, ABD'de vefat etti. Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi figürü, Ermeni intikamcı, Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulanlardan biri. Jön Türklerin İçişleri Bakanı Ermenilere karşı işlenen soykırımın ana organizatörü olan Talat Paşa'yı öldürdü. Solomon Tehliryan ilk eğitimini doğduğu köyde aldı. Daha sonra eğitimini Yerzinka Merkez Koleji'nde devam etti. 1912'de mezun oldu ve 1913'te Sırbistan'a taşındı. Dünya Savaşı patlak verirken Antranik alayına katılmak için Ermenistan'a gitti. 1915 yılında Tehliryan yaşamı üzerinde büyük etkisi olan soykırımdan kurtuldu. 1921'de Tehliryan soykırımın ana organizatörü Talat Paşa'yı öldürme görevini almak için Taşnak Sutyun'un partisinin Nemesis organizasyonuna katıldı. Aynı yılın 15 Mart tarihinde Berlin'in Charlottenburg bölgesindeki Hardenberg Caddesi'nde Talat'ı öldürdü ve tutuklandı. Ancak 2 Haziran 1921'de bir Alman mahkemesi onu beraat etti. Tehliryan, biri Kiel Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Dr. Theodor Neymar, ikincisi Adolf von Gordon gizli hukuk danışmanı ve üçüncüsü Johannes Werthauer hukuk danışmanı olmak üzere 3 avukat tarafından savunuldu. Beraat edilen Tehliryan uzun yıllar Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'daki Dalminska Caddesi'ndeki 78 numaralı evde yaşadı. 1945'ten sonra önce Fas'ın Casablanca, daha sonra ABD'nin San Francisco şehrinde yaşadı ve 23 Mayıs 1960'ta da vefat etti. Fresno'daki Ermeni Ararat mezarlığına defnedildi. Yerevan'da Talin bölgesinin Mastara köyünde ve Fresno'daki mezarında Tehliryan'ın anısına anıtlar dikilidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ahçi Horom adlı eseri sunuyoruz. Horom'a urgenat. İnçim aram.
Horomat ulgenat. Horom horom, horomat ulgenat. Vaci kasi, horom intarele. Horom horom, horom intarele. Yote sari, etebe pahele. Geru sari, etebe pahele. Horom horom, horomat manguga. Horom horom, horomat parguga. Bate zeri, siruna manguga. Jare neri, are gautunguga. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.